TV Yüz Stüdyosu'nda Cemal Engin Yurt gündeme dair programında tartıştığı gazeteci Latif Şimşek'i korumasıyla birlikte darp etmişti. Gazeteci Latif Şimşek olaydan sonra TV Yüz ekranlarında açıklamalarda bulundu. Şimşek beni susturamazlar dedi. Latif Şimşek bu ülkenin hakimi de savcısı da anayasa mahkemesi de saygındır. Herkes saygı duyacaktır deyince Cemal Engin Yurt çılgına döndü ifadelerini kullandı. Cemal Engin Yurt'un saldırı anını anlatan gazeteci Latif Şimşek programa ara verilmişti. O ara esnasında girmiş içeriye. Saldırıda bulunanın kim olduğunu biz de bilmiyorduk. Biz gazeteciyiz, mafya değiliz. Ama dün akşam kim mafya olduğunu siyasetçiyle mafya arasındaki belirledi diye konuştu. Şimşek burada bana attırdığı birkaç yumruk benim için şeref madalyasıdır. Çünkü ben orada devletin hakimini, savcısını, polisini savunurken saldırıya uğradım. Şimdi herkes düşünsün Cemal Engin, Yurt'un nasıl bir kişilik olduğunu ifadelerini kullandı. Şimşek kendi ses tonuyla ona karşılık vermemden rahatsız oldu ve saldırdı. Bana da sinkaflı küfürlerde bulunmuş. Hem konuklar hem de arkadaşlar duymuşlar. Ben ona küfür edecek değilim. Ama ne söylediyse ona bin katını söylüyorum dedi. TV yüze çok teşekkür ettiğini söyleyen Şimşek, alçakla TV yüz tepki gösterdi. Pınar Ardora, yönetim kurulu başkanı Necat Bey'e teşekkür ediyorum dedi. Şimşek sözlerine şöyle devam etti. Darp raporu aldım. Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetçi oldum. Hem Cemal Engin Yurt'tan hem de yanındaki beslemesinden şikayetçi oldum. Hem Gültekin Uysal hem de Altılı Masa kimlerle yol yürüdüğünü görsün. Muhalefetteyken bunları yapanlar ellerine devlet gücünü geçirdiğinde insanlar neler yapmazlar bunu gözler önüne alsın lütfen. Partiden bir açıklama yapıldığımız sorusuna Şimşek şu cevabı verdi. Bana ulaşan bir özür yok. Bunu kabul etmem de söz konusu değil. Muhalefetten bir açıklama yok. Beklemiyorum da. Muhalefet sadece kendi yandaşı gazetecilere saldırı olduğunda kınarlar. Milliyetçi muhafazakar bir gazeteciye saldırı yapılınca susarlar. Sadece ilan kesici arayıp üzüntülerini dile getirdi. Berhan Şimşek aradı. Onun dışında beni arayan olmadı. Gültekin Uysal hiç aramadı dedi.